Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde HTC 8S'e bakacağız. Evet. Biz bunun abisine daha önce bakmıştık. Türkiye'ye ilk gelen telefondu çünkü. 8X'e 8X burada ilk duruyor. gelen telefondu. Evet. İşte biz Windows Phone üzerine bir hafta yaptık Hafta biliyorsun. yaptık. İlk Türkiye'ye gelen işte 8X'i inceledik HTC'den. İşte rakibi Nokia'nın 920'sini inceledik. Şimdi bunlar ilk dalga Windows Phone 8'lerdi. Şimdi ikinci dalga geliyor. HTC 8S'yi ortaya koydu. İşte rakip Nokia'da 820 var. İşte bu ikisi de ikinci dalga bizim için telefonlar. Türkiye'de 4 tane Windows Phone 8 oldu. Bu sayede 8S. 8X biraz hafifletilmiş. Zaten şurada yan yana duruyorlar karşılaştırmada görüyorsun. Evet. Fiziksel olarak da küçülmüş. Ekonomik versiyonu aynı zamanda. Tabii. Daha hani o ilk Alınabilir. dalgadakiler şu flagship amiral gemisi kabul edilen telefonlardı firmalar için. Şimdi daha çok satacak olan daha ekonomik telefonlar geliyor. 113 gram öncelikle. 130 gramda 8X. Biz güzel hafif demiştik. Çünkü rakibi 185 gramdı. Bu 113 gram şu an için en hafif Windows Phone 8 telefonu bu. İleride ne olacak bilemiyoruz ama 113 gram gayet güzel. İç yapısına bakarsan yine bu Snapdragon S4 var içinde. Yine çift çekirdek. Fakat 8X'te 1,5 GHz'de burada 1 GHz. Yani saat hızı bayağı bir aşağı çekilmiş. Bellek 1 GB'da 8X'de biliyorsun 512 MB'a inmiş. Yarı yarıya inmiş. Aynı zamanda hani onun tam olarak nasıl implantasyonunu bilmiyorum ama çift kanal genelde şeyler. 8X'in kullandığı Yonga seti burada tek kanal. Çok önemli değil telefon olunca konu. Grafik işlemcisi farklı. Adreno 225 8X'te burada Adreno 305 hani 300 serisi diyebilirsin ama %50 kadar daha düşük. Şöyle söyleyeyim, 225 saniyede 125 milyon üçgen çiziyor. Bunun içindeki 305 80 milyon üçgen çiziyor. Yani rakam yüksek olsa da ama teknik özellikleri aşağı değil. Performans. Performansın aşağı olmasını çok kafaya takmamızı gerektirmeyecek ama bir yön var. Çünkü bunda çözünürlük düşük. Yani biliyorsun 1280'e 720 8X'in çözünürlüğü. Tam 720p'lik bir Evet. ekran. Burada 480'e 800 ya da 800'e 480 nasıl söylemek istersen. Dolayısıyla 4 inç. Dolayısıyla Murat çözünürlük düşünce, bunlar da sonuçta bir televizyon çıkışı da yok. Çözünürlük düşünce işlemcinin de yavaşlaması, grafik işlemcisinin de yavaşlaması karşılanmış oluyor bir Evet, doğru. anlamda. O iyi bir şey. LCD, bunda SLCD ekran var. SLCD 2 idi biliyorsun. 4 inç işte 233 piksel per inçlik bir ekranı var. Gorilla Glass'tan veya vazgeçmemiş HTC. Gorilla Glass 2 idi 8X'teki ama bundaki de çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Glass ekranı var. En büyük farklardan birisi depolama. 4 GB. 4 GB az bir rakam. Çünkü kutudan çıkarttığında bunu sıfır sahip olup da kutudan çıkarttığında o 4 GB işletim sistemi falan da yiyor ya. 1 GB'dan birazcık fazla bir yerle seni karşılıyor Oh. 8S. Az. As. Ha neyse ki kart yuvası var. Şöyle biraz açması zor ama şöyle öndeki kapak çıkıyor. Sadece bu değişiyor. Bütün gövde açılmıyor. Burada SIM kartı yuvasının yanı sıra SD kart, micro SD yuvası var. Oraya istediğin kartı, 32 GB kartı takıp kendini destekliyorsun, belleği destekliyorsun. Yoksa 4 GB çok az bir rakam. Birazdan takacağım bunu. Biraz daha kesilmiş şeylerden bahsedelim. 4G kesilmiş atılmış. Yani Türkiye'de zaten yok. Yakın zamanda da geleceğini düşünmüyorum. LTE ya da işte 4G nasıl istersen, söylemek istersen yok.
Wi-Fi'de 5 GHz kesilmiş. Normal 802.11n Wi-Fi var. NFC kesilmiş. NFC de yok. Dokunarak eşleştirme falan özellikleri yok. Öndeki kamera gitmiş. Önde kamera hiç yok bunda. Arkada normal bildiğimiz fotoğraf makinesi. 5 megapiksel. Default 4 çekiyor ama 5. Hani seçeneklerden 5 seçiyorsun. Yüz tanıma falan kalmış. Onlar gitmemiş. O HTC'nin efektleri falan, sepya falan onlar gitmemiş. Yazılımları da değişmemiş. Video çekim 720p. Hı hı. 1080p yok. Tak. Beats Audio var. O zaten HTC'nin bir girişim ya. Orada bir eksilme yok. Şey bu. Renk seçeneği 4 renk. Bizim elimizde şu Domino denen siyah beyaz örnek var. Mavi, Atlantic Blue diye tabir ettiği HTC'nin mavi örnek orada duruyor. Ve onun dışında gri ve kırmızı var. Hı hı. Bizde şu örnekler yok. Genel olarak böyle bir telefon Murat. Pil de birazcık hafiflemiş. 1800 miliamper saatten 1700'e düşmüş. Pil değişmiyor. Yani gövde zaten dediğim gibi şu kapak açılıyor. Yapı ama hani genel olarak 8X'den çok farklı değil. Yine işte deklanşör için ayrı düğme var. Volüm ayarı. Yine kulaklık üstte, USB altta. USB için kapağı açmana gerek yok. Hı hı. O da iyi bir şey. Şimdi benim orada sana sorum var abi. Tuşlara geçtin ya. Biz biliyorsun 8X'te bir şeyden bahsetmiştik. Şu açma kapama tuşu. Biraz takıldık oraya. Evet. Zor basıyordu. Evet, evet. Onu hatta dedik ki 8S'de belki düzelir demiştik. Düzelmiş mi? Şimdi Murat konum aynı. Yine bir çıkıklığı yok. Hı hı. Parmağınla bak geçerken hiç takılmıyor. O konularda değişmemiş. Ama basıldığı zaman gittiği yol. Hani travel diyorlar yabancılar işte yol hakikaten mesafe. Daha çok. Dolayısıyla daha kolay basılıyor. 8X'te o gittiği mesafe belli belirsizdi. Dokunmatik gibiydi, iyice zorlanıyordun. Hmm. Bunda daha basılış hissini daha çok alıyorsun. Yani 8X'ten iyi. Evet. İdeal mi? Değil. Ama 8X'ten iyi. Şu düğme birazcık daha iyi olmuş. Hmm. Bunun dışında şu anda işletim sistemi bu. Revizyon görmüş Windows Phone 8. Yani şu ya. Şey özelliği bunda var. Kutusundan öyle çıkıyor. Uykudayken Wi-Fi'ye bağlanma. Biliyorsun Windows Phone 8'in en çok eleştirilen özelliğiydi. Uykuya geçince, ya ekran kapanınca Wi-Fi'yi kesiyordu. Ve senin gece sen yatarken sabaha kadar senin 3G bağlantını kullanıyordu mailleri kontrol etmek için. Evde Wi-Fi olduğu halde. İşte o düzeltildi. Bunda o düzeltme kutusundan öyle çıkıyor. O opsiyon artık Wi-Fi ekranına eklenmiş. Rakiplerde yok. Yok. Şubat ayında hala gelecek bekliyoruz. Deniyor. Ben 8S'yi incelerken yurt dışındaki incelemelere de baktım. Şimdi mesela yalan yanlış şeyler de yazıyor. Mesela 800'e 480 ya ekran ya da 480'e 800. Birisi demiş ki ya bu kutucuklar ana ekrandaki şu klasik bizim hı-hı. kutularımız işte daha az kutu sığıyor. Yani saçmalamak. Çünkü karşılaştıralım. Yine 4 kutuya 6,5 kutu hı-hı. sığıyor ekrana. Ha tamam hani piksel olarak elbette fark var ama kutu sayısı bakımından bir şey yok. Sonra ne yaptım Murat? Hani 1 GHz'e düşen işlemci hızı üstelik çift çekirdekte hani toplam işte 1 GHz kaybediyorsun toplamda. Öbürü 2 çarpı 1,5 GHz desen bu 2 çarpı 1. Bir de bellek düşünce ben tabii hani nerede bir yavaşlama var diye bulmak için çok uğraştım ama şu Windows 8'in en iyi özelliklerinden biri şu hız ya. Evet. Bu hızda hiçbir değişiklik yok. Şimdi oyunlar şu andaki Windows Phone 8 oyunları telefonu zorlayacak oyunlar değil. Yani Need for Speed'ler falan var ama onlar Windows Phone 7 oyunu. Onlar su gibi oynanıyor. Hmm. İşte Rise of Glory falan hani en son çıkan Windows Phone 8'e yakın zamanda çıkan oyunları denedim. Canavar gibi oynanıyor. Oyunlarda bir yavaşlama falan göremedim ben. Fakat şunu mutlaka belirtelim. Windows'un kendi uygulama dükkanına girdiğinde
Oradaki herhangi bir uygulamaya girip de sistem gereksinimleri kısmına bakarsan şöyle bir Microsoft'un notu var. Bazı diyor uygulamalar ya da oyunlar 1 GB'dan daha düşük telefonlarda çalışmaz diyor. Biz daha böylesini bulamadık. Biz öyle bir uygulama henüz bulamadık ama bunu Microsoft belirtmiş. Bu telefonda 512 MB bellek. Yani biz de bunu izleyicimize aktarmış olalım. Şu anda böyle bir uygulama var mı ben bilmiyorum. Ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Microsoft kendisi çünkü oraya bu notu düşmüş. Bence en önemli kriter telefonun değerlendirirken. Renk seçenekleri falan hoşuma gitti. Fakat bir şeyi orada da bir şeye takıldım. Şimdi bak senin önündeki telefonları alalım oradan Murat. İkisini de. Şimdi biliyorsun Windows Phone'un en önemli özelliklerinden biridir. Şimdi şu mavi şu maviyle aynıdır. Aynıdır. Hatta bunun aynı olması için işte Microsoft'ta, HTC'de, rakibi Nokia'da zaman harcadılar. En önemli şu en önemli özelliklerinden biri. Şu kırmızı ise kırmızıyla aynıdır. Burada öyle. Evet. Burada maalesef bu maviler farklı tonlar olduğu için burada bu mavinin telefonun mavisinin karşılığı Windows'un içinde yok. Hı hı. Farklı. Görsel bir şey tabii ki ama belirtelim. Çünkü hani bu bir Windows Phone'da bir özellik olarak tabii ortaya kondu ya. Söylemek lazım. O espri burada kaybolmuş. Renk seçenekleri bana hoş geldi özellikle mavisi. Orada bir sorun yok. Pil ömrü Murat yani çok tabii bu açıklama tatmin etmiyor izleyicilerimizi ama bu başka türlü yorumlamak daha yanıltıcı olacak. Bir gün yine gidiyor. Şimdi bunlar bir gündü ya. Hı hı. Burada yine bir gün. Pil küçülmüş ama ekranı da daha küçüldüğü, işlemci doğru yavaşladığı için pil ömrünü öyle desteklemiş. İkinci günü hani düzgün bir kullanımda arada sırada Twitter'a da bakacaksın, haritadan neredeyim diye de bakacaksın, maillere de bakacaksın, telefonda da konuşacaksın. Yani gerçek yaşam. Hı hı. Bir gün gidiyor. Akşam eve geldiğinde takıyorsun şarja ya da yatarken daha en iyi ihtimalle 12 gibi yatarken şarja takıyorsun. O zamana kadar seni götürüyor. Peki sen bunun ekranıyla ilgili ne diyeceksin? Şöyle bir kıyasladığın zaman. Ben çok bir rahatsızlık hissetmedim. Parlaklığı falan tabii şeye göre farklı. Yani adını koyamıyorsun da Murat. Hani buradaki SLCD 2 ekrana göre ya da IPS ekranı, rakibinin IPS ekranına, AMOLED ekranına göre farklı ama ya bak kötü ekran diyemiyorsun. Tamam şey düşük. Şu beceri hani hafif oynattığında bile renkler kayıyor. Kayıyor. O ortada hani şu LCD 2'nin de üstünlüğü var orada. Ama öyle amanın işte ekran kötü. Yani ben şöyle iki kere değerlendiriyorum Murat. 800'e 480'den de bir zarar görmedim. Tabii ki çözünürlük daha yüksek çözünürlük daha iyi. Bir fotoğrafa bakarken bile daha çok şey sığıyor. Ama 800'e 480 de bana zarar vermedi. Ekranın tipi de bir zarar vermedi. Ha bir tek 4 inç ekranda ne zorluk çektim biliyor musun? Ya 1-2 oyunda özellikle böyle hani arcade tür oyunlarda şimdi hani bizim de parmaklar ekranı zaten örtüyor. Ekran kapanıyor. Hı. 4 inç biraz küçük geliyor. Ha 4.5 inç, 4.7 inç yetiyor mu? Yine yetmiyor tabii ama 4 inç iyice hani bizim dolma parmaklar ekranı iyice kapatıyor. Onun birazcık rahatsızlığını hissettim. Murat hep hani orası kesilmiş, burası kesilmiş, şurası kesilmiş dedik. Ha, micro SD'yi kazanmış bununla birlikte. Kutusundan işte şarj cihazı ve kulaklıkları çıkıyor. Kulaklıkları fena değil. 8X'te de bahsetmiştik zaten kulaklıklar fena değil diye. Tabii ki bu kadar kesilmelerin bir nedeni var. Ucuz. Evet. 900 lira. Şu anda 900 lira ama daha aşağısına bile 800 küsürlere bile listeleyen online dükkanlar var. Bu işte kesile kesile hafifletilmiş. Bu ortaya çıkmış. Şeyle 8X'in fiyatına göre çünkü o 1500 liradan girdi piyasaya biliyorsun. Bayağı fark var.
Evet. Yani arada bayağı fark var. Şu anda alabileceğin, Ocak ayının ortasındayız bu videoyu çektiğimizde. Alabileceğin en ucuz, Türkiye'de alabileceğin en ucuz Windows Phone 8 bu. Uygulama geliştir. İlla ki bu platformu tanımak istiyorsan, uygulama geliştirmek istiyorsun falan. Hı hı. Bu emrine amade. Şu an için zaten Windows Phone 8 telefonlarının çok ucuzu pek gözükmüyor. Nokia'nın 820'si bundan daha yukarı kalıyor. Tam rakip değiller. Hı hı. Nokia'nın Türkiye'ye dünyada daha yeni çıkacak olan bir 620'si var. 8S'nin rakibi o. Hı. Nokia'nın 820'si daha üst kalıyor. O biraz böyle HTC'de şu anda 820'nin karşılığı yok. Hı hı. O ayrı, onunla karşılaştırmakla fiyatı da daha yüksek. Yani. Fiyatı da daha yüksek. Bu 1000 liranın altındaki Windows Phone 8 telefonu. Aslında bu da rakipsiz oluyor bu durumda. Öyle. Öyle. Bir satın alacak olanlar mutlaka bir micro SD kartı da hesaba katsınlar. Çok pahalı değil. 8 GB, 16 GB bir şey alıp şu alta taksınlar. Çünkü 1 GB'a yakın boş yer var dedim. Onunla baba bir oyun kurarlar. 2-3 müzik klibi koysalar tamam, doldu zaten. Çok fazla bilmiyorum ama mesela hani şeyler oluyor ya, bunu işte operatörler satıyorlar ya, aslında kutuya belki de koyarlar. Onların inisiyatifinde olan bir şey. İnisiyatifinde kalmış tabii. İyi olur öyle bir şey. Ama bence almışken mutlaka yanına bir micro SD kartla ama birlikte alsınlar. Ama micro SD'nin de yavaşını alsınlar, onu da söyleyelim. Tabii. Biraz klas numarası şey yüksek. 6 evet. Olsun en azından. No name olmasın. Evet. Şey olmasın. Murat, böyle bir telefon. Telefon olarak kullanırken, yani şöyle, bu orasını kesmişler, burasını kesmişler anlattık da. Yani NFC, dünya, yani kullanıyor musun? Kullanmıyoruz. 4G zaten Türkiye'de yok. 5 GHz mesela ben kullanıyorum. Benim elimdeki 5 GHz'e çıkartıyorum. O yüzden hani olsa daha hoşuma giderdi kullanırken. Ama çoğu kişi niye kullanmadığı bir şey ifade etmiyor. Bu hani yok grafik işlemcisi düştü falan dedik ama o da oyun oynamayacak olana, yine telefonla ben konuşacağım diyene bir şey ifade etmiyor. Artı şu anki oyunları da çak, evet. Yani çok rahat, evet, kaldırıyor. Sen biraz fotoğrafıyla uğraştın. 8S'nin fotoğraf kabiliyeti 8X kadar değil. Değil ama mi? Kötü de değil. Yani durumu kurtaracak bir kalitede çekebiliyor. Evet. Ama o kadar cilalanmamış. Yok. Yani nerede sırıtıyor biliyor musun Levent abi? Uyguladığın efektler. Mesela sepia efektini uyguladığın zaman ikisinde de. Evet. 8S'ninki biraz mesela fazla sarı kaçıyor. Yani efektlerin uygulanmış. Ben zannettim ki burada öyle gözüküyor. Hayır, bilgisayarı atınca gördüm. Orada da evet. Yani çok böyle o istediğin sepiayı bulamıyorsun. Evet. Tonları pek tutturamıyor orada. HTC'nin yazılım paketi de aynı. Aynı. İkisine yükleyen. O fotoğraf geliştirme aynı, yazılımı aynı. Falan var. Aynı. Yükleyeceğin, çalıştıracağın yazılımlar aynı. Sonuçta bununla bir Windows Phone 8 deneyimi eksiksiz yaşar mısın? Yaşarsın. Hı-hı. İleride 512 MB olması ileride başına iş açar mı? Bilmiyoruz. Olası. Bilmiyoruz. Ama olası. Hı-hı. Microsoft açık kapı bırakmış diyelim. Evet. Murat, ben şöyle değerlendirdim finalde. Biraz daha ucuz olsa süper telefon der miydik? Derdik. Derdik değil mi? Derdik. Yani şöyle mesela 700'ün altına inse fiyat. 600'lü rakamlara inse ya da 700 olsa düz. Aslında Levent abi bir de biliyorsun bu işin de vergi var. Ya o ayrı mesele. Karıcı. Yani o, bu telefon aslında şey, senin tabii, dediğin fiyatlarda tabii, tabii, ama. Tabii. Ya o Türkiye'nin laneti zaten. Valla bence hani Windows Phone 8 deneyimi yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Tamam, abilerine göre eksikleri var ama telefon olarak aynı deneyimi yaşıyorsun. Uygulamalarda da işte hangi uygulamayı denediysem yükledim. Bir sorun yaşamadım. Uygulamanın kendisinde de bir yavaşlama, bir şey yaşamadım. Yani dediğim gibi hani bir iki yeni çıkan oyunu falan denedim. Tamam, oynuyoruz aynen. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Bir boyut olarak küçük ve daha hafif. Daha küçük, bu daha hafif. Var. Evet, onu da isteyen varsa. Onlar da şey alın. Ya fena değil Murat. Ben beklediğimden daha iyi bir telefon çıktı. Daha ön yargılıydım çünkü. Hı-hı. Özellikle RAM'dan ötürü sorun çıkacak. Android'de mesela çünkü 1 GB'dan aşağı cihazlarda mutlu olmuyorsun. Bellekten ötürü sorun çıkacağını zannediyordum. Beni o bakımdan üzmedi. Onun dışında Windows Phone 8'in kendi işte uygulamalarının artması lazım. Bazı müzik player gibi uygulamalarının cilalanması lazım. Onları zaten, bu cihazın suçu yok. Windows Phone 8'in iyileşmesini bekliyoruz. Bence HTC'nin yapacağı rakamı düşürmek. Şöyle,
Bu telefon şu anda, bu tarihte Windows Phone 8 tarafında rakibi olmayan bir telefon. Evet. Ama olursa senin dediğin fiyat düşüşü de gerçekleşebilir. Herhalde, herhalde. Biraz daha aşağı çekilirse cazipleşecek. Evet. Yani dediğim gibi benim hoşuma giden rakam hani 700 görsem. 7 sayısında göreyim. Değil mi? 7 sayısını görsem ama 799 olmasın. Çünkü şu anda zaten 800 küsura verenler evet. var. Hani 6 sayısını görsem derim ya bu süper bir telefon olmuş. Yani bu fiyata bu telefon çok iyi. Orada şeyi de gözden oraya çıkarırsın. Biraz... Yani Windows Phone 8 olmasını falan da gözden çıkarırsın. Oraya birazcık ne zaman iner bilmiyoruz. Ya da başka modellerle mi iner bilmiyoruz. Ama 8 ise bence ilgi çekecektir. Çünkü o deneyimi Windows Phone 8 deneyimini sağlıyor. Evet. Alıştığın deneyimi sağlıyor. O yüzden bence ilgi çekecek bir telefon. Alanların da ya niye aldım diyeceğini çok sanmıyorum. Ha, ama 8X daha üstün bir telefon. Evet, onu görüyorsun, evet. yaşıyorsun her türlü. Evet, kesinlikle öyle. Ha, arada da 900 veren ya. Biraz daha verir diyorlarsa. Ha, şunu da söyleyelim, biz burada inceleme yapıyoruz. 820 Nokia tarafında hani 900 veren birazcık daha verip 820'ye geçmeyi de düşünebilir. Çünkü o daha üst kademenin telefonu. İkisinin arasındaki telefon. Evet, diyorsun. İkisinin arasındaki telefon. Çok doğru söyledin. Artık onu değerlendirecekler kendileri. Bütçe değerlendirecek. Bütçeye göre. Bütçeye göre. Bir de kampanyalara göre. Ha, tabii doğru. Çünkü artık şey azalıyor. Dünyada kimse öyle almıyor. Bizde de azalıyor. Hani nakit parayla gidip raftan telefon alan gittikçe azalıyor. Herkes kampanya kovalıyor. Şebeke kampanyası kovalıyor. O yüzden... Firmalardan ne kampanyalar çıkacak biz bilmiyoruz. Evet. Tamam Levent abi, bu işte böyle sonlandırmış olalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.